Merhabalar, ben İSAR İnterkontinental Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Ceyda Şengül. Bugün sizlerle yayınımızda özgüven eksikliği ve kazanımını konuşacağız. Sizlerden bize gelen bayağı sorular da var, onları da cevaplayacağız. Yayın içerisinde de yine sorularınızı yazabilirsiniz bizlere. Şimdi özgüven nedir? İlk önce ona bakalım. Özgüven aslında duygusal anlamda bir gereklilik olarak da söyleyebiliriz. Peki özgüven ne zaman oluşur? Ya da özgüven eksikliği neden kaynaklanır? Bunlara değineceğiz. Şimdi özgüven, kimimizin kendine özgüven duyduğu farklı farklı alanlar var. Kimimiz fiziksel olarak kendimize güveniriz, kimimiz sosyal olarak kendimize güveniriz, kimimiz akademik olarak güvenebiliriz, kimimiz de teknik olarak kendimize güvenebiliriz. Şimdi özgüvenin temel kaynağı ne zaman oluşur ya da özgüven ne zaman başlatılır? Aile olarak özgüvenine çocuğun destek sağlamaya hangi yaştan başlarız diye birçok sorular geliyor. Şimdi biz hep söyleriz, psikologlar olarak hep şunu söyleriz, 0-3 yaşın öneminden bahsederiz. Şimdi özgüvenin temeli de aslında baktığımızda anne ile bebek arasındaki bağdan itibaren başlar. 0, özellikle 1 yaşından itibaren çocuk anneye olan güvenini ya da çevreye olan güveni anne ile olan kurduğu bağdan itibaren başlar. Annenin sesi, kokusu, dokusu, ihtiyaçlarına doğru vakitte doğru cevaplar verebilmesi çocuğun, bebeğin çevreye olan güvenini sağlayabilir. O yüzden annenin, bebeğinin ihtiyaçlarını doğru vakitte, doğru zamanda karşılayabilmesi çok önem taşıyor. Bu nedir? Yani orada aşırı doyumu da desteklemiyoruz ya da işte aşırı ihmal edilmeyi de desteklemiyoruz. Yani çocuk her ağladığında annenin hızla koşup doğru cevabı verebilmesi lazım. Yani karnım aç, altım ıslak. Aslında özgüvenin temeli de zaten buradan itibaren başlıyor. O yüzden anneyle kurulan bağ çok önemli. Özellikle 0-3 yaş arasında annenin, bebeğin ihtiyaçlarını doğru şekilde, doğru anda cevaplayabilmesi gerekiyor. Aşırı bağlı bir ilişkide bağımlı bir birey yaratabiliyor. O yüzden doğru ve sağlıklı ilişki için çocuğun ihtiyacını annenin doğru bir şekilde görüp doğru bir şekilde keşfedebilmesi gerekiyor. Peki, özgüven eksikliğinde ailenin rolü nedir ya da aile etkili midir? Burada genetik bir geçiş var mıdır? Evet, özgüvende tabii ki genetik gelen bir faktör var. Yani bazı patolojik, psikopatolojik durumları biz genetik olarak alabiliyoruz. Bu çekingenlik olabilir. Ama aile dedik ya 0-3 yaşından itibaren doğru bir şekilde doğru destek vermesi gerekiyor. Eğer bu doğru verilemezse zaten çocuk çevreye güvenemeyince de ileriki de sosyal anlamda, duygusal anlamda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Biz özgüven eksikliğini genelde belli ailelerde daha fazla görebiliyoruz. Bu ne? Aşırı korumacı, aşırı himayeci ya da mükemmeliyetçi ailelerde çocukta özgüven eksikliğini çok daha fazla görebiliyoruz. Bunlara örnekler vermek istiyorum aslında ben çünkü örneklerle sizin zihninizde daha iyi oluşmuş olabiliyor. Şimdi aşırı himayeci aileler aslında dışarıdan baktığımızda bazen bir problem oluşturmuyor. Bazen baktığımızda tamamen iyi niyetli olarak da görebiliyoruz. Anne ne oluyor? Çocuk bazen sorumluluk almasın diye ondan önce sorumluluklarını tamamlayabiliyor. Bu ne için de olabilir? Yani mesela çocuk üşümeden anne çok korumacı, üşüdüğünü düşünüyor, hırka verebiliyor. Aslında baktığınızda dışarıdan çok da olumsuz değil. Ama burada çocuk ne oluyor? Üşüdüğünü bir kere hissedemiyor. Karar mekanizması gelişmiyor. Yani bir şekilde anne onun adına her şeyi karar verebiliyor. Onun dışında yine örnekler verirsek bir restoranta gidiyor anne baba. Çocuğun önüne bir menü geliyor. Anne ya da baba çocuğa garson sorduğunda küçük beyefendi ya da küçük hanımefendi ne yemek istersin denildiğinde anne ya da baba direkt cevap verebiliyor. O makarna yer ya da o köfte yer. Ama çocuğa soruldu bu soru. Neden karar mekanizmasını etkiliyoruz? Değil mi? Bunların hepsi çocuğun baktığınızda karar mekanizmasını ve o güvenini sarsan bir durum. Yani çocukta karar mekanizmasını engelliyoruz. Onunla da bir şekilde karar veriyoruz. Sonra ileriki safhalarda da karar vermesini bekliyoruz. Ama ne oluyoruz? Çocuğun aslında ebeveyn olarak karar mekanizmasının bir parçası olmasını oluyoruz. Hep ne oluyor? Onaylanma ihtiyacı hissedecektir bundan sonraki süreçlerde. Buna benzer örneklerden yine gidersek, çocuk ayakkabıyı ters giyiyor, anne ya da baba ona fırsat vermeden hemen düzeltiyoruz. Ama burada biraz sabırlı olmak lazım. Yani ona şans vermek lazım, fırsat vermek lazım, aceleci olmamak lazım. Burada biraz da bunun da etkisinin var olduğunu düşünüyorum. Diyelim çocuk gidiyor, 3 yaşında ellerini yıkıyor. Tabii ki 3 yaşındaki bir çocuk ellerini çok doğru yıkayamayabilir. Anne yine ne yapıyor? Yine çok korumacı ve müdahaleci bir anne. Gidiyor sabunlu bezle tekrar ellerini siliyor.
Çocuk orada ne hissedebilir? Yetersizim ve yapamıyorum duygusu. Ya da pantolonunu çocuk tersten giyiniyor. Daha ona fırsat vermeden hemen biz ona yardımcı olup biz giydirmeye çalışıyoruz. Özellikle de yani ileriki süreçlerde de çocuklar diyelim okula gidiyor. Bir resim yapıyorsa çiziliyor. Anne ya da baba çok eleştirel bir tavırla bu resim böyle mi çizilir? Yani tamamen biz işte 30 yaş, 35 yaş tecrübemizle işte 5-6 yaşındaki çocuğu kıyaslıyoruz. Ne oluyor? Bu mevzu özgüvenini tamamen düşürüyor. Yaptığını takdir etmiyoruz. Tamamen eleştirel bir dille onu yeriyoruz. Bunların hepsi ne oluyor? İleriki süreçte fark edemeden ciddi anlamda hem karar mekanizmasına hem yetersizlik duygusunu daha da pekiştiriyor. Ve çocuk bir şekilde hep ben yapamam ve yetersizim duygusu çok zirveye çıkmış oluyor. Yani buna benzer örnekleri çok fazla da arttırabiliriz. Yani dediğimiz gibi yani burada ne olabilir? Çocuk ileriki süreçlerde yine dolaba uzanmaya çalışıyor, bir şey emiyor. Anne baba ne oluyor? Hızlı bir şekilde kazalardan da biraz risklerden de korktuğu için hemen oradaki o uzanabileceği eşyaları kaldırabiliyor. Yani biraz çocuğun aslında deneyip yanılma yönünde de bir şeyleri tecrübe etmesine de izin vermek lazım. Burada özgüvenin belki de en büyük kaynağı biraz da şans verebilmek. Bir şeyleri ben yapabilirim, başarabilirim. Duygusunu ona aşılayabilmek. Bu da biraz daha erken yaştan itibaren sorumluluk duygusu verebilmekle de başlayabiliyor. Yani çünkü eğer erken yaştan itibaren sorumluluk vermez ise ileriki yaşlarda da çocuğumuzun sorumluluk almasını da beklememek lazım. Genelde bize de geliyor. Yani bu çocuk hiçbir şey yapmıyor. Gelmiş liseye ödevini yapmıyor. Peki tamam. Önceki dönem bakıyoruz. İlkokul dönemine bakıyoruz. Anne çocuğun çantasını toparlıyor. Ödevlerine anne destek oluyor ya da baba destek oluyor. Ama hiçbir şekilde sorumluluk almamış. Yani o zaman belli bir yaşa geldiğinde de sorumluluk almasını beklememek lazım. Yani dediğimiz gibi özgüven aslında bir bütün. Temelinde tabii ki ebeveyn tutumları yer alıyor. Burada anne, baba, ailedeki tüm bireyler erken yaştan itibaren sorumluluk bilincini aşılamasıyla da başlıyor. Ve çocuğun yapabileceklerini belki bulup, yapabileceklerini keşfedip, yetenek alanlarını bulup ona doğru doğru yönlendirmeler yapmak lazım. Bir diğer sıkıntı da yine kıyaslamak, hani yeteneklerden bahsettik ya, her çocuğu birbiriyle kıyaslıyoruz. Komşunun çocuğuyla, işte kardeşiyle, ablasıyla kıyaslayabiliyoruz. Ama burada yine kıyaslamak da özgüvenini çok düşürücü etkenlerden biri. Çünkü her birey farklıdır. Hep de söyleriz, her çocuk farklı bir renktir. O yüzden birbirleriyle kıyaslamak çocuğa bir katkı sağlamayacaktır. Özellikle özgüveni açısından ciddi bir düşüşe neden olacaktır. O yüzden çok kıyaslamaya gitmeyelim. Çocuğun yapamadıklarını değil de yaptıkları üzerinden gitmek lazım. Bu özellikle karnelerde olabiliyor. Çocuk bir not getiriyor. Aile olarak sizler genelde bazen ebeveynler kötü nota odaklanıyor. Neden bu? Zayıf. Niçin? Ama iyi notların hiçbir değeri yok. Yani 5 almış, 4 almış bunun hiçbir değeri yok. Kötü nota odaklanılıyor. O yüzden burada biraz daha dediğim gibi evet iyi notlar da var ama bunu nasıl düzeltebiliriz'e gitmek lazım. Yani orada çocuğun çok kişiliğine, karakterine de çok ciddi eleştiriler yapmamak lazım. Özellikle özgüveni düşüren etkenlerden biri de çocuğun karakterine ve kişiliğine olan eleştirel sözler. Buna da çok dikkat etmek lazım. Bu da yine özgüveni en çok düşüren davranışlar arasındadır diyebiliriz. Şimdi ben sorulardan mı gideyim? Bir sorumuz var hocam. Öncelikle evet. Canlı yayından gelen. Anksiyete ve kaygı bozukluğu geçici bir rahatsızlık mıdır demiş takipçimiz. Yani şimdi şöyle, anksiyete hangi durumda ne zaman tetiklenmiş buna bakmak lazım. Ne kadar süredir anksiyetinin ya da kaygının var olduğunu biliyoruz. Ama doğru destek ve tedavi edilmezse ileride daha başka bir psikopatoloji de eklenerek devam eder. O yüzden doğru destek alabilmek lazım. Bunun böyle bir süresi ne tam olarak söyleyemeyiz. Önemli olan doğru bir psikoterapi ya da ihtiyaç varsa ilaçlı destekle nasıl sağlıklı bir şekilde tedavi edilir. Buna bakabilmek lazım ama böyle bir süresi vardır diyemeyiz. Şimdi sorularımızdan devam edelim. Tamam. Hocam. Peki özgüven her yaşta kazanılır mı sorumuz? Özgüven dediğimiz gibi temelini 0-3 yaşından itibaren atıyoruz. Burada ebeveyn tutumu çok önemli. Ama ileriki yaşlarda da evet ebeveyn tutumu sonuçta çocuk bir şekilde aileden çıkacaktır. Sonuçta bir şekilde kendisi sosyal ortamlara girdiğinde bir şekilde ispatlama çabasına girecektir. O biraz daha yeteneklerine kendini daha iyi keşfederse yetenekleri alanında da ilerleyebilir.
Var mı oradan soru? Bir sorumuz var hocam. Takıntılı olan ergenlik çağındaki çocuklar için ne önerirsiniz? Şimdi takıntı, şimdi bazen ergenlik döneminde dönemsel takıntılar olabiliyor. Özellikle fiziksellikle ilgili. Çünkü ergen birey hep kendi bakış açısıyla toplumdaki kişilerin ona baktığını düşünür. Çok detaycıdır. Özellikle fizikselliği, işte konuşma ses tonu olabilir, görselliği olabilir. Bunlarla ilgili belli bir ya da düşüncesel obsesyonları olabilir. Ama dediğim gibi burada dönemsel daha fazla yükselebilir. Ama bunun doğru destek ve tedaviyle düzeltilebilmesi lazım. Özellikle ergenlik döneminde buna benzer, yani takıntının ne olduğu da önemli. Yani düşüncesel, obsesyonel bir şey mi, davranışsal bir obsesyon, bunu da doğru keşfetmek lazım. Ama bunları bazen tabii ki profesyonel destekle doğru yola girebilir. Bir sorumuz daha var hocam. Buyurun. Asabi olan çocuklar için ne yapabiliriz? Şimdi asabiyet, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bazen kişilerin mizacından kaynaklı bir durum da olabilir. Verdiği tepkiler. Yani kimimiz bir olaya karşı daha hafif bir tepki verirken, kimimiz mizacımızdan, genetik gelen faktörlerden dolayı, çevresel etkileyicilerden dolayı daha büyük tepkiler verebiliyoruz. Ama asabiyet için eğer ergenlik dönemindeki bir birey ise biraz daha enerjisini atabileceği etkinliklere yönlendirebilirsiniz. Ve onun dışındaki yine aile içi ilişkilerinizde de dikkat edilebilir. Yani asabiyetin altında yatan şey nedir? Yani çocuk acaba anlaşılmadığını mı düşünüyor? Çünkü öfkenin altında yatan şey de biraz da var olduğunu ispatlama çabası da diyebiliriz. Yani orada acaba çocuk yok mu sayılıyor? O yüzden mi öfkeli? Bunu da doğru keşfetmek lazım. Bir sorumuz daha var hocam. Buyurun. 7 yaşında kızım hala ara ara geceleri altını ıslatıyor. Hangi doktora götürmem gerekir? Şimdi 7 yaşında burada biz genelde şuna bakıyoruz. Hani bunun bir psikolojik kökeni var mıdır? Ya da bunun tamamen organik bir sebebi var mı? Biz buna bakarız ilk önce. Yani bunun için bir şey için bir normal bir fiziksel anlamda bir muayeneden geçirilmesi. Ondan sonra eğer orada herhangi bir sorun yoksa bir psikolojik desteğe başvurulabilir. Ama genetik yatkınlık da alt ıslatmalarında önemli. Bir sorumuz daha var hocam. Hamileliğimden dolayı annemin evindeyim. Babasından ayrı kaldık bu nedenle. Çok hırçınlaştı. Ne yapabilirim? Şimdi tabii çocuğun baktığınızda düzeni tamamen değişmiş. Annede bir gebelik var. Zaten 7 yaşında olduğunu söylediniz değil mi? Yok. Yaşı yok. Bununla tamam. Yaş belirtmemiş. Yani sonuçta annede bir fizyolojik bir değişim var olduğunu görebiliyor ve analiz edebiliyor. Bir de bunun üzerine evin düzeni değişebiliyor. Yani böyle durumlarda aslında çok köklü değişikliğe gitmemek lazım. Bir de babadan da uzak. Tabii ki hırçınlaşmış olabilmesi de aslında beklenen bir durum. Yani o yüzden bir an önce eski düzeninize, eski rutininize dönerseniz çocuk kendisini daha iyi hissedecektir. Bir takipçimiz hocam, bebeğim henüz 15 aylık, ilgi çekmek için kafasını vuruyor, ağlıyor, ne yapabilirim? Şimdi anladım, yani aslında şöyle bir durum var, 15 aylık ama biz biraz daha bu tepkilerin 18 aydan sonra bekleriz. O da biraz daha trouble 2 dediğimiz, yani 2 ay sendromu ile ilintili olan bir durum. Çocukta var olabilen, herhangi bir durum gerekmeksizin oluşabilen öfkeden bahsedebiliriz. Ama biraz daha erken dönemde başlamış. Bu 2 yaş sendromuyla da ilintili olabilir ama biraz da belki annenin ya da babanın dikkatini çekmek ya da ilgilerini görmekle de ilintili olabilir. O yüzden biraz daha sağlıklı ve verimli bir vakit geçirmeye çalışın. Yani ihtiyaçlarını doğru vakitte, doğru zamanda karşılamaya çalışabilirsiniz. Bu takıntı ile ilgili sorumuzu soran takipçimiz, takıntılar işte WC'de fazla kalmak, fazla el yıkamak gibi, onları da belirtmiş hocam takıntılarıyla alakalı. Tamam. Bir diğer takipçimiz, bebek doğduktan sonra 6 yaşındaki kızıma nasıl davranmalıyım? Bebek doğduktan sonra, şimdi tabii orada bir kardeş kıskançlığı durumu olmasın diye, eve gelen, şimdi bebek yeni bir birey geldiğinde özellikle anne babalar şu anda çok bilinçli, daha dengeli davranabiliyoruz ama yani işte büyükler ya da gelen komşu, ziyarete gelen kişiler genelde bebeğe yönelebiliyor. Siz böyle bir durumda ilk önce şunu yapabilirsiniz, yani gelen kişilere de şeyin tembihinde bulunabilirsiniz. Yani hani direkt bebeğe değil de çocuğa yönelmekle olabilir. Orada eşit ve şey tutum sergilemeniz de önemli. Yani bebeği bir yandan emzirebilirken kardeşi de elini tutabilirsiniz. Ona da dokunabilirsiniz. Fiziksel ihtiyaçlarını eğer karşılayacak evinizde yardım alacağınız biri varsa, bu anneanne olabilir, babaanne olabilir ya da bir yardımcı bir bayan varsa, hani en azından bebeğin belli süre fiziksel ihtiyaçlarını onların desteklemesini sağlayabilirsiniz. Günlük rutininiz varsa işte oyun oynamak ya da birlikte vakit geçirmek, bunları çok köklü değişikliğe gitmeyin. O zaman kardeşin tamamen ona gelen bir ortak ve sevilmediği hissine kapılabilir. O yüzden çok rutininizi değiştirmeyin. Sorumluluk anlamında da uzaklaşmayın ve birlikte geçirdiğiniz vakitleri de özellikle fazla kılmaya çalışabilirsiniz. Yani çok köklü değişikliklere gitmeyin.
Bir diğer takipçimiz, 68 aylık oğlum var. Kavrama ve kişisel becerileri yerinde. Birinci sınıfa başlaması ileriki dönemlerde onu psikolojik olarak olumsuz etkiler mi demiş. Şimdi şöyle bir durum var. 66 aydan itibaren artık okula kayıt yapılabiliyor. Ama şöyle bir durum var. Çocuğun bilişsel olarak hazır olması, okula hazır olduğunu göstermiyor. Biz burada genelde test yaparken çocuğun bilişsel alanına ve duygusal alanına bakarız. O yüzden sadece kavraması ya da bilişsel anlamda bir şeyleri doğru yapabilmesi değil, duygusal anlamda okula hazır mı, buna da bakıyor olabilmek lazım. Şimdilik başka sorumuz yok. Tamam. Şimdi ben buradaki sorulardan devam edeyim. Çocuğum 2 yaşında, gittiğimiz yerlerde bana yapışıyor ve kendini ifade edemiyor. Hep bana bakıyor. Şimdi burada demek ki anneyle 2 yaşından, yani doğduğu andan itibaren anneyle aşırı doyum alacağı bir şekilde bir bağlantı kurulmuş. Ve bu biraz daha bağımlı bir ilişki haline dönüşmüş olabilir. Biraz daha evde baba varsa babaya sorumluluk verip babayla vakit geçirmesini de sağlayabilirsiniz. Bir de bunun dışında burada ilişkinin bağımlı olmaması için de biraz daha dediğim gibi farklı sorumluluklar verip, yani çok aşırı şekilde doyum almasını sağlamak da çok sıkıntılı bir durum. O yüzden farklı sorumluluklar verip isteklerini doğru anda, doğru vakitte, doğru şekilde karşılamak lazım. Bir de şöyle bir durum da var. Anne ile bebek arasındaki o sağlıklı ayrışma biraz daha 3 yaşından sonra oluşur. Yani çocuk anneden ayrı kaldığı süreçte 3 yaşından sonra baş etme becerisi daha yükselir. O yüzden biraz daha hani şey yapabilirsiniz. Yani 3 yaşından sonra bu ayrışmanın daha sağlıklı yapılmasını bekleriz. Var mı sorunuz? Bir sorumuz var. Kızım 13 yaşında erkek arkadaşı olduğunu söyledi. Hı hı. Nasıl davranmalıyım? Şimdi şöyle, 13 yaşında ergenlik başlamış tabii ki. Ergenlik döneminde karşı cinse ilgi duyuyor olması, bu da çok normal bir durum. Ama orada şunu anlatabilirsiniz, hani size anlatıyor olması aslında güzel bir durum. Çünkü hani aranızda demek ki sağlıklı bir bağ var ve saklamıyor. O yüzden verdiğiniz tepkiyi çok doğru vermek de önemli. Çünkü bundan sonraki süreçte eğer sert bir tepki verdiğinizde size açıklamayı tercih etmeyecektir. Arkadaşlığın, sevginin, insanların birbirini sevmesinin doğru olacağına bahsedebilirsiniz. Birlikte evet vakit geçirmenin iyi olacağını da söyleyebilirsiniz ama biraz daha belki hani bu özel ve karşılıklı flört ilişkisi için biraz daha büyümesi gerektiğinden bahsedebilirsiniz. Ama arkadaşıyla birlikte iyi vakit geçirebilir, ortak bir şeyler yapabilmesinin normal olduğunu anlatabilirsiniz. Bir diğer takipçimiz, kolik bir bebeğim var, 5 aylık, ona iyi gelecek neler yapabilirim? Yani şimdi tabii bu biraz daha şey, sağlık alanına giriyor ama hani onu belki kendi çocuk doktorunuzdan sorabilirsiniz. Ama tabii ki hani bilinen bir gerçek var. Çok gazlı gıdalar tüketmemek lazım eğer emziriyorsanız. Bir diğer takipçimiz, 6 yaşında oğlum var, girişken değil, nasıl destekleyebilirim? Girişken değil, nasıl destekleyebilirim? Anneye çok düşkünmüş. Anneye çok düşkün. O da işte bakın dediğimiz gibi bunun temeli yine o 0-3 yaştan itibaren gidiyor. Yani çok bağımlı çocuk yetiştirmemek. Orada sadece annenin bütün ihtiyaçlarını değil, babaya da biraz sorumluluk vermek. Çünkü duygusal gelişimde, sağlıklı duygusal gelişim iki ebeveynine de eşit yakınlıktan bahsedebiliriz. O yüzden biraz burada babaya da sorumluluk verin. Yani 6 yaşında bir erkek çocuğundan bahsediyoruz. Ara ara babayla da vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Aktivite yapmasını sağlayabilirsiniz. Şu konuda eğer çekingen bir yapıda çocuğa sahipseniz onu büyük kalabalıklara sokmakta çok ısrarcı ve zorlayıcı olmayın. Biraz daha küçük kalabalıklara sokmak konusunda destekleyebilirsiniz. Yakın hissettiği bir arkadaşı varsa belki evinize çağırıp onunla birebir vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Bir de ben genelde çekingen ve kendini doğru ifade edemeyen çocuklara şunu tavsiye ediyorum. Biraz daha psikodrama kursları varsa etrafınızda gidebileceğiniz psikodramayla destekleyebilirsiniz. Özellikle duygularını ifade etmesi için çok faydalı olabiliyor. Şimdilik başka sorumuz yok. Tamam. Sorulardan devam edeyim ben. Oğlum 9 yaşında, özgüven problemi yaşıyoruz. Geceleri tek yatmak istemiyor. Ne yapmalıyım? Şimdi tek yatmak istemiyorsa, şimdi bunun genelde şu anda baktığımızda bu korkuyla da ilintili olabilir. Yani özgüven artık korkuyla da ilintili olabilir. O yüzden izlediği şeylere çok dikkat edin. Korku içeren videolar izliyor olabilir. Bu da onun için bir tedirginlik ve güvensizlik hissi yaratıyor olabilir. O yüzden izlediği şeylere dikkat etmek lazım. Var mı sorunuz? Şimdilik yok. Tamamdır. Şimdi 14 yaşında bir oğlum var. Konuşurken çekimser, diğer şeylerden girişken ama konuşurken çekimser. Şimdi 14 yaşında olduğu için biraz ergenlik ses tonu değişmiş olabilir. Özellikle erkek çocuklarında biraz da
ses tonu daha fazla değişebiliyor. Hani konuşmak istememesinin nedeni belki şey de olabilir, yani ses tonunun rahatsız ediyor ya da fazla tiz çıkıyor olabilmesi de olabilir. Çok burada da yine ısrarcı ve zorlayıcı olmamak lazım. Neden konuşmuyorsun, hadi konuş sana dememek gerekiyor. Bir sorumuz var. Kızım 13 yaşında ve içine kapalı. Strese bağlı şiddetli karın ağrısı var. Ne yapmalıyım? Anladım. 13 yaşında ve stresi. Şimdi tabii burada aileye bakmak lazım. Bir de sosyal ortamına bakabilmek lazım. Ona strese sokan durumları belki de keşfedebilmek lazım. Ama bu ailenin tek başına hani yüksek, her gün devam eden bir durumsa ailenin bunu tek başına profesyonel destek almadan çözebileceği bir durum değil. O yüzden hızlı bir şekilde profesyonel desteğe başvurmanız, en azından o kaygı seviyesi daha ilerlemeden kontrol altına almanız daha faydalı olacaktır sizin için. Bir diğer takipçimiz, 4 yaşında oğlum var, sürekli bize vuruyor, bu davranışını bıraktıramıyoruz, ne yapmalıyım? Şimdi 4 yaşında dikkat çekmek istiyor olabilir ya da kendine konuşma becerisi nasıl, biraz ona bakmak lazım ama ebeveyn olarak çocuğa olan tutumlarımızı gözlemlemek lazım. Ve eğer kardeşi varsa belki bununla ilgili bir tepki veriyor da olabilir. Ama genel olarak ebeveyn tutumuna dikkat etmek lazım, ilgi ve dikkat çekmek istiyor olabilir. Öfkenin altında yatan şeyi bulmak lazım. Bir de aile olarak şunu da yapmak lazım, yani çocuk size vurduğunda bazı aileler diyor ki ben de ona vuruyorum ya da işte ben de ona sert davranıyorum. Yani olumsuz bir davranış gördüğünüzde, özellikle küçük gruptan bahsediyorum, biraz daha bazı davranışları yok sayabilirsiniz. Yani ignore etmek deriz, biraz daha yok sayılabilir. Şiddete ya da öfkeye, öfkeyle de reaksiyon vermemek gerekiyor. Bir diğer takipçimiz, 14 yaşında oğlum var, uyuyamıyor, ne yapmalıyım? 14 yaşında oğlumuz var. Şimdi burada büyük bir ihtimal şuna da dikkat etmek lazım. Aslında soruları yazarken biraz daha detaylı yazabilirsiniz. Yani çok tabletle mi uyuyor, çok mu işte korku içeren film ya da videolar izleyebiliyor. Yani genelde bu, bakın çok soru geliyor. Hatta bize gelen sorularda da bu. Yani şu anda biraz daha çocuklar teknolojiyi çok yoğun kullandığı için ve akran grubunda da genelde korku içeren şeyleri izlemek daha böyle bir popülarite sahibi olmalarına da yardımcı oluyor gibi düşünüyorlar. O yüzden izlediği şeylere çok dikkat edebilirsiniz. Hani 14 yaşında artık tabii anneden babadan ayrıştığı için tabii ki ayrı yatıp kendisi bireysel bir şekilde bunun kararına verebilecek bir yaşta. O yüzden belki burada korkunun altında yatan şey izlediği şeyler olabilir. İzlediklerine biraz daha dikkat etmesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdilik başka sorumuz yok. Tamamdır. Kızım 1,5 yaşında, ona nasıl davranmalıyım diye bir soru geldi. Şimdi 1,5 yaşında olduğu için artık biraz daha çevreyle iletişimin de arttığı bir dönemde. Biraz daha ihtiyaçlarını doğru karşılayabilirsiniz. Biraz daha sonraki adımlarda tabii tuvalet eğitimi başlayacaktır. O da evde verilen ilk eğitim. O yüzden sağlıklı anne iletişimi kurabilmek, yine babayla da olan iletişimi destekleyebilmek lazım. 1,5 yaşında olduğu için biraz daha iç setlere gidip onların daha çok dil geliştirmini destekleyici aktivitelerde bulunabilirsiniz. Bir takipçimiz, 6 yaşındaki çocuğuma ne kadar süreyle televizyon ve tablet için izin vermeliyim demiş. Şimdi şöyle, biz 0-2 yaşa kadar, bunu diğer yayında da söylemiştik, teknoloji desteklemiyoruz ama 2 yaşından sonra verilebilir. Yarım saati 40 dakikayı geçmeden verilebilir. 6 yaşında gelen bir çocuk da artık bir şekilde siz ne kadar uzak tutsanız da etrafında görüyor. Bir şekilde öz denetimi kendi eline alıyor. Ama yine bir limit ve sınırın olması lazım. Bunu kullanacağı saatin ve günün belirlerseniz en azından o sınırı da o da tabi kalacaktır. 1 saati geçmeden, bakın maksimum 1 saati geçmeden, o da durmaksızın non-stop değil, aralıklarla 1 saati geçmeden verebilirsiniz maksimumunu. Bir diğer takipçimiz, 1,5 yaşındaki çocuğuma tuvalet eğitimini nasıl verebilirim demiş. Şimdi 1,5 yaş tuvalet eğitimi için erken bir yaş başlatmak. Çünkü hem kas sistemi hem dil gelişimi yeterince, hem de duygusal anlamda bezden ayrılmaya hazır hissetmiyor olabilir. O yüzden biz genelde tuvalet eğitimi 24 aylıktan sonra başlatılmasını tavsiye ederiz. O yüzden hiç acele etmeyin. Yani daha 1,5 yaş çok erken olduğu için genelde tavsiye etmiyoruz. Hiç doğru bir yaş değil. Tamamdır. Davranış konusunda ceza sistemi uygulamak özgüvende sorun oluşturur mu? Evet, oluşturur. Çünkü şöyle, cezaların etkisi kısa sürede iyi sonuç verir ama uzun vadede bir sonuç alamazsınız. O yüzden zaten cezayı kullanmak çocuğun öz iradesine zarar verici bir durum. O yüzden tabii ki biz cezaları hiçbir şekilde tavsiye etmiyoruz. Onun yerine olumlu pekiştirişler daha uzun vadede daha faydalı olacaktır çocuk eğitimi için. Bir diğer takipçimiz hocam, çocuğun dürtüsel olduğunu nasıl anlarız? İnternetten incelediğimde az çok fikir edindim fakat birkaç tanesi var oğlumda. Hı hı. Mesela
Mesela bir şeyi tutturma gibi şu anda bayağı bir aşmışlar bunu. Ne yapmak gerekir demiş. Şimdi dürtüsellik varsa yanında bakmak lazım. Eştanı var mı? Hiperaktivite var mı? Bazen hiperaktiviteyle birlikte eştan olarak gidebiliyor. Şimdi dürtüsellik tabii ki orada inatlaşma, tutturabilme, bazen zarar verme davranışı da birlikte gözlenebilir. Yani tamamen impulsivitenin verdiği bir davranıştır. Ama burada da yine yapacağınız şey ebeveyn tutumunuzu tabii ki değiştirmek. Çocukla çok inatlaşmaya gitmeden gidebilmek. Çünkü impulsivite eğer yanında hiperaktivite de eşten olarak varsa bu aile şunu bilmez, bazen çocuğun bilinçli olarak bir şeyleri yaptığını düşünebilir. O yüzden yine burada da tabii ki profesyonel desteği bulup ona göre, yani belki de impulsivite değil problemimiz. Yani tamamen çocuğun mizacıyla da ilgili bir durum olabilir. Hani Google'dan search ederek bir tanı koymak çok sağlıklı bir durum değil. O yüzden mutlaka bunu bir uzmana başvurarak belki doğru tanıyı, doğru desteği ondan almayı sağlamanız daha sağlıklı olacak. 9 yaşındaki oğlum yalnız uyumak istemiyor. Özgüven sorunu yaşıyoruz. Ne yapmamız lazım? Yalnız uyumak istemiyor. Peki ondan önce anne babayla mı uyuyordu? Bu da önemli. Yani şimdi 9 yaşına bazen duyabiliyoruz, böyle şeyler olabiliyor. Yani halen işte çocuk 6-7 yaşına gelmiş, anne babanın arasında uyuyor ya da anne baba onun odasında uyuyabiliyor. Sonra bir anda çocuğa sen kendi başına uyuyor diyoruz. Yani bunun aslında ta çok öncesinden temeline bakabilmek lazım. Yani eğer uyuyamıyorsa bir uyku arkadaşı edindirebilirsiniz. Gece lambası çok faydalı oluyor. Özellikle bir gece lambası desteğiyle uyumasını da sağlayabilirsiniz. Bir uyku arkadaşı edinmesini de sağlayabilirsiniz. Onun dışında yapacağınız şeyler, hani yanında olduğunu, güvende olduğunu ona hissettirecek şeylere söylemek lazım. Bir de izlediği şeyler, yine söylüyorum, çok önemli. İzlediği şeylere lütfen dikkat edin. Şu anlık başka sorumuz yok. Tamam. Sorularımızdan... Çocuğun içe kapanık bir çocuğun tedavisi nasıl olmalıdır? Şimdi içe kapanık dediğimiz çocuk biraz daha çekingenlik ve duygularını doğru ifade edememekten de bahsedebiliriz. Burada evet, çocuk eğer duygularını ifade edemiyorsa genetik bir geçiş var mı? Yani çekingenlik var mı aile genetiğinde? Biz buna biraz daha dikkat ederiz. Ama burada biz çekingenlik yaşayan çocukları sosyal gruplara, yeni gruplara girmesi konusunda destekleriz. Psikodramadan da bahsetmiştim. Özellikle psikodrama, çekingen, biraz daha içe kapanık çocuklarda duygularını daha doğru ifade etmelerine yardımcı olabiliyorlar. Ama burada dikkat edilmesi gereken şey büyük kalabalıklara sokmamaktan daha küçük gruplara, daha sosyal aktivitelere, kendi başına yapabileceği, eğer özellikle mesela kamp olabilir, böyle bir grup varsa buna gönderebilirsiniz. Var mı başka sorunuz? Şimdilik buradayım. Tamamdır. Tamam, sorularımız bitti sanırım buradaki sorularımızda. Oradan yoksa bugünlük... Toparlamak istersek hocam. Tamam. Yani burada kısaca özetleyebilirsek genel olarak, hani özgüvenin temeli tabii ki aileden atılabiliyor. O yüzden sizler özellikle çocuk 0-3 yaşından itibaren nasıl doğru destek verebiliriz? Daha bağımlı bir ilişki yaratmadan daha sağlıklı bir ilişki nasıl kurabiliriz? Buna bakmak lazım. Ve annenin ve babanın çocuğa olan eşit yaklaşımı önemli. Aşırı beklentilerimizin yüksek olması da sıkıntı verebilen bir durum. Çünkü her çocuğun yeteneği ve ilgi alanları birbirinden çok farklı. Çok kıyaslamaya gitmeyin. Biraz sabırlı olun. Sorumluluk verin. Ve biraz daha çocukları sosyal anlamda destekleyici aktivitelere yönlendirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.